Amasya'dan merhabalar. Maşallah Avbayisi'ndeyiz. Bugünkü tanıtacağımız tüfekler de daha önce tanıttığımız Hulu Hawk Pose 12 kalibre 3200 gram ağırlığa sahip ve Hulu 202B çifte. Çift tetikli çiftemiz. Bu da 3200 gram ağırlığa sahip. Şimdi Pose ile çifteyi karşılaştıracağız. Onun için bu ikisini yan yana koydum. Şimdi tüfeklerimizin genel görüntüleri şu şekilde. Birisi önden de daha net belli olacak şu şekilde. Birisi yana doğru, birisi de alt üst bir şekilde namlu sıralamasına sahip. Tüfeğimizde şerit bantı 1 santime yakın. Bu tüfeğimizde de 7 milim şerit bantları. Şunu koyayım, bunu alayım. Bu durabiliyor, bu duramayacak herhalde. Evet, şöyle. Buradan karşılaştıracağız. Bu tüfeğimizin şeritleri hemen hemen aynı gibi ama 12-2 milim daha geniş. Mandalları aynı, emniyetleri aynı. Birisi pozemiz tek tetik, çiftemiz çift tetik. Onun da tek tetiği var. Enjektörlüsü, selektörlüsü çeşitleri var. Ancak şu andaki model Hulu 202B çifte Hulu Hawk Pose. İkisi de 71 santim namluya sahip. İkisinin de hemen hemen yükseklikleri aynı. Genişlikleri aynı, çifte birazcık geniş, çiftenin genişliğini şimdi ölçerek söyleyeceğim. Hemen ölçelim yüksekliklerini. Şu şekilde bakalım. Evet, 14 santime 13 santim, 12,5 santim gibi genişlik. Çifte de 6 santim, pose de 4 santim. Tam boyları da hemen hemen eşit zaten. Şimdi boy ölçümü de yapacağız. Bu tüfeğimizde selektör ve enjektör mevcut. Selektör, düzeltiyorum, enjektör yok, selektör var. Selektör de şu üzerindeki mandalımızı sağa sola yaptığımızda alt namluyu, üst namluyu ateş etmek için ayarlayabiliyoruz. Enjektörse yok olmadığı için yine de göstereyim şu şekilde. Bu şekilde yaptığımızda boş kovanlarımızı dışarı otomatik fırlatan bir sistem. Bunda yok, bunda sadece selektör var. Bir buçukla 2 kilo arasında bir tetik ağırlığına sahip, 71 santim namlusu, 4140 delme çelik yine namlu, tam 4140 delme oyma bir kasa, Türk cevizi bir el kundağı ve dipçiye sahip. Bunda da yine 4140 delme çelik, tam dolu madeni delme çelik bir namlusu, 1 santim genişliğinde ve 7 milim yüksekliğinde şerit bant. Diğerinde de yine 7 milime 5 milim bir şerit bantı vardı. Bunda da enjektör ve selektör yok. Bunda da direkt emniyet mandalı var. Geriye çektiğimizde emniyete geçer. İleri gittiğimizde şu şekilde şu mandalı geriye çektiğimizde emniyete geçer. İleri gittiğimizde emniyet açılır. Tüfeğimizi kırdığımızda kurdu. İki fişeğimizi koyduk. Kapattık şu şekilde. Emniyetimiz patlatmaz çünkü geride. Emniyeti şu şekilde gittiğimiz zaman... Evet, pozeden çok az. Bu da 2-2300 arasında bir tetik ağırlığına sahip. Yani tam ölçülmediği için elimdeki malzemelerden dolayı bu şekilde. Üzerinde kartal işlemesi ve el işlemesi bir gövdeye sahip şu şekilde. Hulu 202B diye yazar. Ceviz bir kundak, dipçik ve ceviz bir el kundana sahip. Tam çelik, komple çelik olmasına rağmen 3 kilo 200 gram. Her ikisinin de namlu ucunda 1'den 5'e kadar mobil şokları var. Pozemizde de yine aynı. Şu şekilde. 3 kilo 200 gram 5 adet mobil şoku var dedik. Pozemizde enjektör ve enjektör var. Enjektör yok, selektör var. 115 santim. Çiftemizde 114,5 santim. 114 santim. 1 santim kadar bir fark var. Genişliklerini ölçmüş zaten. 6'ya 4. Şimdi namlunun yana dönme farkından dolayı. Yüksekliklerinde ölçtük. 12,5'a 14. Başka bir böyle çok fazla bir özellikleri de yok. Dipçik petleri aynı. Tam dolu malzemeden oyma kasa ve namluya sahip her ikisi de. Pozeli çiftenin görüntüsel farkları da bunlar. Şu şekilde yatırdığımızda o çiftemiz, bu da pozemiz. Şöyle görünümde daha net anlaşılacaktır. Poze almak isteyen
Shift almak isteyenlere biz yardımcı olmak adına tanıtımımızı yaptık. Sadece herhangi bir şeyimiz yok. Benim sadece isteğim elimizde olan bilgiler ölçüsünde silah kullanmak isteyen, yeni almak isteyen arkadaşlarımıza sökmesini, takmasını, kullanmasını, temizliğini gösterebilmek adına bu videolarımızı çekiyoruz. Amasadan saygılar, sevgiler. İnşallah yeni videolarımızda görüşmek üzere. Sorularınız olursa da videolarımızın altına yorum yapabilirsiniz. Teşekkürler.